Hürriyet.com.tr'nin Yıldızların Z raporundan herkese merhaba. Efendim, tabii ki neyle dönüş yapıyoruz? Kova burcunda gerçekleşecek yeni ay. Bu Kova burcundaki yeni ay 21 Ocak gecesi gerçekleşecek. Böyle saat tam 22 Ocak'a geçerken ki o aralıkta gerçekleşecek. Önemli bir tabii ki yeni ay. Venüs Kova burcunda, Satürn Kova burcunda, Güneş artık tabii Kova burcuna geçiyor ve ilk ayla kavuşumu da yeni ay oluyor. Oldukça önemli bir yeni aya doğru ilerliyoruz. Muhtemelen bu süreç içerisinde sizler artık o Mars retrosunun da türbülansını atlatmış, 18 Ocak'ta gerçekleşen Merkür gerilemesini de geride bırakmış ve daha özgürleşmek için çaba sarf ettiğiniz, yeni kararlar verdiğiniz bir sürece adım atıyorsunuz. Daha fazla kendinizi özgür, daha yenilikçi hissetmek istiyorsunuz, bireyselliğinizi ispat ediyorsunuz ama bunu yaparken de kendi kendinize bir şeylerden vazgeçmek zorunda olduğunuzu fark ediyor olabilirsiniz. Belki bir takım ilişkilerden vazgeçmek zorundasınız. Özgürleşebilmek için ya da belki de uzun zamandır kazandığınız bir paradan, belki uzun zamandır verdiğiniz bir emekten artık bir şeylerin sonuna geldi. Bir şeyleri terk etmek zorundasınız ama bu sizin konfor alanınızdı. Şimdi bu yeni ay biraz sizlere bunu gösteriyor. Bir konfor alanı terk etmesi gibi görebilirsiniz. Sizi rahat hissettiren ya da rahat hissettiğinizi sandığınız şeylerle yüzleşebilirsiniz. Tabii ki aynı zamanda Uranüs ve Kuzey Ay düğümünün de çok yakın hareket ediyor olması ve bu yeni ay ile birlikte terazinin yükseliyor olması ve Venüs-Satürn kavuşumunu da Kova burcunda sayarsak birazcık duygusal türbülansları ve ilişkilerde büyük soğuma ve mesafe koyma duygusunu getirebilir. Uzun zamandır peşinden koştuğunuz, yanıp yakındığınız kişiden birden soğumuş olabilirsiniz ya da siz çok aşıksınız, bayılıyorsunuz ama karşı taraf birden size uzaklaştı, soğudu. Bunlar mümkün olabilir. O yüzden bir anda soğumalar, uzaklaşmalar, mesafeler, bunlar madem gündem olmaya açık, o zaman bu yeni ay fazında ilişkileri çok fazla zorlamamakta ya da aldığınız tepkileri çok şahsileştirmemenizi tavsiye edebilirim. Özellikle parasal ve finansal konularda ani iniş çıkışlara da hazırlıklı olmanız gereken bir dönem içerisine giriyorsunuz. Peki bakalım burçlar üzerindeki etkisi ve yetkisi nelermiş? Evet, burçları anlatırken karşılıklı burçlar olarak anlatıyoruz ve mümkün oldukça yükselen burçlarınıza göre dinlemenizde fayda var. Koç burcunun karşıt burcu terazidir. Koç ve teraziler için bu yeni ay onların uzun süredir kariyerleriyle ilgili planladıkları işlerin karşılığını almayı gösteriyor. Hem finansal anlamda bazı konularda kendilerini ispat edip yeni işbirlikleri içerisine girebilirler. Gerçekten mesleklerinde ve kariyerlerinde bir şeyi tamamen oturtuyor koç ve teraziler. Ve malum biliyorsunuz artık yavaş yavaş koç güneş tutulmasına gideceğiz. Nisan ayında koç ve teraziler için dengeler değişiyor. Başka bir noktaya gidecek. Bu kova burcundaki yeni ay sanki bir teklif geliyor size. Yeni bir iş teklifi, yeni bir başlangıç. Burayla ilgili kararlar vereceksiniz. Kolektif alanda hizmet edeceğiniz yeni fırsatlar önünüze gelebilir. Kendinizi daha özgür, daha rahat hissedeceksiniz. Ne başlatmak istiyorsanız cesur olun, başlatın diyoruz. Şimdi geçelim boğa ve akreplere. Onlar da karşıt burçlar. Boğa ve akrepler için büyük değişim zamanı bunun işaretini veriyor. Özellikle 2022 senesinden beri yolunda olmayan ne varsa bu yeni aile birlikte adeta yoluna girme noktasına geliyor. Parasal konular olsun, ilişkileriniz olsun, kariyer hayatınız. Belki taşınmak istiyorsunuz, belki yer değiştirmek istiyorsunuz. Belki iş hayatınız, ortaklık ilişkilerinizde yaşadığınız sorunlara artık net bir tavır belirlemek istiyorsunuz. İşte bu yaşayacağınız yeni ay net tavırlarınızı ortaya koyduğunuz, kendinizi daha iyi hissettiğiniz, gücünüzü ortaya koyduğunuz muhteşem bir yeni ay olacak. Bu yeni ayı lütfen bu şekilde değerlendirin, net olun. Artık başka sorumlulukları almaktan vazgeçin. Başkalarının arkalarını toparlıyorsanız ve bu yeni aya böyle giriyorsanız evet şikayetçi olursunuz. Kendi hayallerinizin peşinden gidin diyoruz. İkizler ve yay burçları biliyorsunuz onlar da karşıtlar. Mars ikizlerde ileri hareketine geçiş yapıyor artık. Yani o gücü daha iyi hissettiğiniz bir de üstüne yeni ay gerçekleşiyor. Tadından yenmez sizler için. Artık gerçekten hakkınızı almak istiyorsunuz. Hakkınızı alacağınız bir takım kaosları ve bir takım zorlukları da yönettiğiniz, uzun zamandır yönettiğiniz, şimdi bununla alakalı artık
son buluyor işler. Yani yönetmek zorunda değilsiniz bir şeyleri. Haklı ve haksız artık ayrılıyor. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Yurt dışı planlarınız varsa, eşinizin yurt dışı ile ilgili konuları varsa ya da ortağınızın burayla ilgili de sonuçlar alabileceğiniz bir zaman dilimi. Geçelim Yengeç ve Oğlaklara. Yengeç ve Oğlakların da bu yeni ayla birlikte iş ortamlarında, çalışma hayatlarında belki uzun süredir bekledikleri projelerden güzel sesler gelebilir. Yani güzel, belki yeni anlaşmalar yapabilirler. Yeni adımlar atacaklar. Parasal, finansal, ekonomik konularınızın daha iyileştiği bir zaman olduğunu söyleyebiliriz. En azından finansal anlamda alamadığınız ödemeleri alabilirsiniz. Ya da bir takım yatırım fırsatlarınız olabilir. Buradaki konulara da dikkat edebilirsiniz. Yani buraya dikkat çekmek isteriz. Geçelim Aslan ve Kovalara. En çok sizleri ilgilendiriyor. İlişkiler, evlilikler, davalarınız, mahkemeleriniz, hukuksal süreçleriniz varsa, tazminatlar varsa bunlarla ilgili konuları gündeminize taşıyabilir. Önemli bir konu olabilir. İkili ilişkiler, yeni bir aşk hikayesi, yeni bir başlangıç, hayatınıza hızlı birini çekebilir, hızlı bir başlangıç yapabilirsiniz. Bu da çok değerli ve çok önemli olacak sizler için. Başak ve Balıklara gelelim. Bu Kova yeni ayıyla birlikte adeta yeniden doğacaksınız. Çünkü uzun süredir duygusal dünyanızı yeniden tasarladığınız bir zamandasınız ve duygusal dünyanızı yeniden tasarlarken yeni bir iş imkanı ya da iş hayatınızla ilgili bir ayrılma hikayesi varsa bunları tamamen tamamladığınız bir yeni ay olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bir burçta bir yeni ay oluyorsa o burcun insanları daha fazla etkilenir ve onlar daha fazla söz sahibi olabilir. Gelelim Kova burçlarına. Kova burçları, Aslan Kova'da biraz anlattım ama Kova burçlarına tekrar dikkat çekmek istiyorum. Bu yeni ay tamamen sizin yeni ayınız. Yeni başlangıçlar yapmak istiyorsanız, köşeye çok sıkıştığınızı düşünüyorsanız sevgili kovalar, artık gerçekten cesur olmalı, adım atmalısınız. Çünkü yavaş yavaş artık Satürn de sizin burcunuzdan çıkacak. Biliyorsunuz bunu sürekli anlatıyoruz. 7 Mart civarlarında daha özgürleşeceksiniz. Kendinizi engelleri daha fazla aşmış hissedeceksiniz. Ve o eski kaybettiğiniz neşenize yeniden ulaşacaksınız. Yeni kararlar vereceksiniz. O yüzden Kova ve yükselen burcu Kova olanlar bu yeni ayla birlikte yeni kararlar vermekten, yeni adımlar atmaktan asla vazgeçmesinler diyoruz. O zaman bu yeni ay hepimize yepyeni güzellikler, yenilikler getirsin diyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.